Gezgin Yılmaz'dan merhabalar. Bugün size Sarıyer'e 11 kilometre mesafede bulunan Sarp Çamur Hamamı'nı, Çamur Hamam Köyü'nü ve burada bulunan şelaleyi ve güvercin çukurunu tanıtacağız. Güvercin çukuru denilen bir bölge mağara. Bu mağaraya kışın güvercin ve çeşitli kuşlar yuva yapıyor ve bu yuvadaki pislikleri gübre olarak köylüler kullanıyor. Burayı göstereceğiz. Kaplıcayı göstereceğiz. Ayrıca şelalesini göstereceğiz. Hep beraber gezeceğiz. İyi seyirler. Karşıda gördüğümüz köy Çamur Hamamı Köyü. Yamaca kurulmuş ve yamaca yapıştırılmış gibi sanki. Burada her şey doğal. Yiyecek de doğal, içecek de doğal. Buranın suyu Bozdağ'dan geliyor. 15 kilometre mesafeden Bozdağ'ın eteklerinden içme suyu köye geliyor. Sarp Çamur Hamamı'na geldik. Burası Sarp Çamur Hamamı ve aynı zamanda Sarp Çamur Hamamı'nın köyü. Önce bir köyü gezelim dedik. Köyden güvercin çukuru diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Burada güvercin çukuru diye bir yer varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Çamur Hamamı'na. Bu güvercin çukuru denilen yer bir mağara. Uçsuz bucaksız bir mağara. İçi su dolu. Ve yarasalar var. Önlem olarak etrafı çevrilmiş. Biz çekimi dışarıdan yapıyoruz. Zaten de önlem alınması lazım çünkü çok geniş bir mağara, içine girilmiyor. Burada güvercinler yaşadığı için güvercin çukuru deniyor. Organik nar ve incirler. Köydeki yapılanma Karadeniz'i aratmayacak şekilde Bozdağ'ın eteklerine yaslanmış evler. Organik cennet elmaları. Yeşilin içinde. Her şeyiyle doğal yaşam alanı. Kabak telden çıkmış, yarısı telin içinde, yarısı dışında.
nar bahçeleri, zeytin bahçeleri görüyoruz. Bu yol Şirinyer'e, Başlıoğlu'na, Sart'a gidiyor. Şimdi biz bu yoldan giderek ileride şelale var. Şelaleyi göreceğiz. Bu tepeye doğru giden Çamurhamamı köyü. Karşımızdaki da meşhur Sart Çamurhamamları. Bir bölümü. Sıcak madensel yeraltı sularının tedavi edici etkilerinden banyo ve kısmi banyo şeklinde yararlanılmasına kaplıca tedavisi veya balneoterapi denilmiş. Sart çamur kaplıcalarının iyi geldiği hastalıklar cilt ve deri hastalıkları, kırık çıkık, kireçlenme, mide ülseri, ekzema, bel fıtığı, ortopedik rahatsızlıklar, böbrek taşlarının dökülmesi, romatizmal hastalıklar, siyatik, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar, kadın hastalıkları, nevraji, nevrit, limbo, ameliyat sonrası rehabilitasyon, lumbago, kas ve eklem sistemindeki rahatsızlıklar ve aynı zamanda da tansiyon rahatsızlığına iyi geliyormuş bize dediklerine göre. Burada Çamurhamamı köyünde yürüyüş alanı çok. Yani doğayla iç içesin, baş başasın, gezebiliyorsun. Sabah yürüyüşün yapabilirsin, akşam yürüyüşün yapabilirsin. Kür üzümlerini yiyebilirsin. Burada her şey organik. Bu köy Bozdağ'ın yamacında bir doğal yaşam alanı. Organik bakımından zengin bir bölge olup her türlü sebze ve meyve yetiştirilmekteymiş. Kiraz, şeftali, elma, kayısı, erik, karadut, zeytinyağı, bal, oğlak ve benzeri birçok şifalı doğal ürünleri burada bulabiliriz. Çok güzel bir yer. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Üzümleri. Doğal. Burası tam bir doğal yaşam alanı. Yeşiliyle, havasıyla, tam ileride karşımızda Sart Kalesi var. Biraz önce de dediğim gibi balcılık burada çok meşhur. Karşıda bal kovanları, arı kovanları var. Altımızdaki şelalenin suyunun da Gölcük'ten, Bozdağ Gölcük'ten geldiği söyleniyor. Çekimi köprünün üstünden yapıyoruz. Bayağı derin. Çaylığını çekmek biraz tehlikeli. Uçurum. Tam uçurumun kenarındayız. Bende de yükseklik korkusu var.
Bu şekilde giderek şelale oluşturuluyor. Büyük bir şelale. Sert çamur kaplıcaların bir girişi de buradan. Bu yol yukarıya çıkıyor. 1 ile 22 üst blok. Bu şekilde adres. Havuz ve termal banyo. Karşısı havuz. Burada termal banyonun fazlalık suyu. Şelale şeklinde yapılmış fakat su az geldiğinden yetersiz. Sert çamur hamamları çok güzel. Ben kaldım, memnun kaldım. Odalarda tuvalet, banyo, havuz mevcut. Yatakları da güzel. Yeşilliğin içinde. Gezgin Yılmaz'dan merhaba. Bugün Sert Çamur Hamamı'nı gezdik. Sert Çamur Hamamı köyünü gezdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizden bu kadar. Hoşça kalın, iyi kalın.